Sevgili Deniz Kaymenko TV izleyicilerimiz, Balıkesirli Gönen ilçesindeyiz. Gönen ilçesinin en güzel bölgesinde, Akua bölgesindeyiz. Bandırma yolundan Gönen'e giden güzergah üzerinde üst taraftayız. Burası rakım olarak Gönen merkeze göre bir tık daha yüksekte. Çok havadar ve özellikle bahçeli evlerin, iki katlı villaların olduğu bölümdeyiz. Sokağımızın asfaltı bu şekilde. Aynı zamanda ben de şurada sizlere komşuyum. Hem bana komşu olacak bu evi alan kişi. Karşılıklı çapraz bir şekilde tanışmış olacağız, birbirimizi görmüş olacağız. Gerçekten harika insanların yaşadığı bir mahalledeyiz. Komşuluk çok önemli bu mahallede. Hem köy tadında hem şehir tadında. İkisini bir arada yaşayacaksınız. Doğal gazımız zaten bağlı içeride. Kombimiz bağlı. Sıcak suyunuzu kullanabilirsiniz. Isınma probleminiz yok. Elektrik su bağlı. İki katlı mavi ile boyalı kısım iki kattan oluşuyor. Camlarında perforje var üst katlarda. Burası yaklaşık 330 metrekare arsa içerisinde bir villadır. Çok güzel bir villadır. En güzel bölgelerinden bir tanesindeyiz. Yavaş yavaş villamızın hem bahçesini hem de içerisini sizlere tanıtacağım. Evet, aslında burası bir siteymiş. Site olarak yapılmış ve özellikle komşuluk çok güzel burada. Onu da belirtmek istiyorum. Böyle taşlardan döşenmiş bir duvarımız var, dış duvarımız var. Merdivenlerimiz için bir demirimiz var tutunmak için. Özellikle onu da göstermek istiyorum sizlere. Yavaş yavaş çıkalım. Bahçemizi tanıtacağım ilk önce sizlere. Evet, bahçemize girerken sağ tarafımızda böyle büyük güzel bir zeytin ağacımız var. Yetişmiş zeytin toplanan bir ağacımız. Hemen yanında köpek ve kedilerimiz için bir kulübemiz özel yaptı. Daha önce mal sahibi burayı. Gerçekten çok güzel bir yer. Bir sevimli hayvanlarımız için. Şurayı göstereyim size. Bu bahçe aslında size çok yeterli. Komple gidiyor. Sebze ve meyve ekilen, kenarlarına çiçek ekilen, hali hazırda çivi domatesi var. Üzerlerinde biberler var. Çok güzel bir yerdeyiz. Devam edelim. Yerlerimiz taş bu arada. Kaymaz taş özel olarak döşenmiş. Bahçemizin ön kısmı, üst kısmı burası. Bu bölümde çim var şu anda. Çimler bu şekilde. Ve burada ben biliyorum komşumuz olduğu için çok güzel güllerimiz var. Bordo, işte beyaz, sarı, her türlü gül ekilmiş. Bahçemizin ön kısmında zaten orası da yok. Yan taraflarda da böyle ortancalarımız var. Dileyen başka meyve ağaçları da ekebilir. Onu da belirtmek istiyorum. Evet, yavaş yavaş gidelim. Boyamadığınız hali hazırda temiz. Onu da belirteyim. Kaymaz taşlarımız, su yolumuz. Burada hiçbir masraf yok. Burayı alan kişi direkt taşınacak. Onu da belirteyim. Şöyle balkonumuzu dışarıdan gösterelim. Cam ekranımızı sürgülü kapımızla hem bahçeden giriş hem de içeriden giriş var bu arada. Az sonra nereden salondan girişi de göstereceğim sizlere. Sağ tarafımız komple sebzelik. Ama dileyen zaten yan komşuda ağaç da ekmiş, sebze de yetiştiriyor. Yan komşumuzda olan gerçekten çok keyifli bir yerdeyiz. Çeri domatesleri, biberleri. Şöyle söyleyeyim, bu evin sahibi daha önce buradaki toprağın hepsini çıkarttı. Yeni toprak ve havalandırma bölümü yaptı. Buraya ne ekerseniz ekin, gerçekten çok bol kemre vermişlerdi. Ne ekerseniz ekin, bu kadar canlı yetişiyor. Özel bir sistem yaptılar çünkü buraya. Alttan sistemi döşediler. Onu da belirtmek istiyorum. Alt katlarda perforjeleri var. Demir perforjeleri var. Her camda var bu. Evet, böyle yolumuz devam ediyor. Sağ tarafta da sebze bahçemiz. Sebzeler o yüzden bu kadar canlı. Onu da belirtmeden geçemeyeceğim. Evet, şurada da yine elimde yer tuğlaları var. Bunlar da havalandırma açısından, toprağın verimi açısından. Zaten elime geliyor. Mis gibi. İnnaf ağacımız da hazır. Ben yedim, çok lezzetli gerçekten. Dalları üzerinde zaten kırılacak kadar çok toprak verimli olduğu için işte böyle de bir innaf ağacı yetişmiş. Şöyle göstereyim. Şuradan geliyorum ben ama şu anda bir şey olmadığı için sulama damlama sistemimiz hazır. Burada yine bahçeyi sulamak için çeşmemiz hazır.
buradan sulamanızı yapabilirsiniz. Yan tarafımızda da bir meyve ağacımız var, ortancalarımız var, domatesler, çiçekler her yerden fışkırıyor. Onu da söylemek istiyorum bu arada. Evet, bizler az sonra sizlere evimizin iç kısmında paylaşacağız. Ama öncelikle şöyle yandan, arka kısmından gösterelim mi? Evet, burada sevgili izleyicilerimiz, bu evimizin arka kısmından komple görünümü. Gerçekten her şey pırıl pırıl, gördüğünüz gibi hiçbir eksiği yok. Şu odayı da göstereyim sizlere. Şöyle bir havalandırması olan bir odamız var. Burada ne var? Burası kombi odası. Şöyle yavaşça gidelim ve gösterelim. Burada çim biçme yine aletleri var. Çim biçme makinesi, diğer aletlerini koyabileceğiniz böyle demirden bir yer yapmışlar. Üstlerde raflarımız var. Buraya yine turşu, işte salça koyabilirsiniz. Alarko marka kombimizde takılmış durumdadır odamızda. Onu da göstermek istedim. Evet, oldukça keyifli bir yerdeyiz. Bu arada yine bu kısımlarda da taş döşenmiş. Yan taraflarda ve üst taraflarda da komşularınız var. Komşularla yine iç içe, ama ne şehir hayatı ne de işte köy hayatı, ikisinin ortasında bir yerdeyiz. Gelin evimizin içini tanıtalım. Evet sevgili izleyicilerimiz, Balıkesirli Gönen ilçesi Akoa bölgesindeyiz. Gönen'in en elit bölgesinde sizlere ev tanıtımıza devam ediyoruz. Evimizin giriş kapısından hemen sizlere iki katıda tek tek bütün odaları paylaşıyor olacağım. Evet, böyle bir giriş kapısı yerimiz var. Burada da ayakkabılık yeriniz hazır. Gerçekten en güzel, bölgenin en güzel evlerinden bir tanesini tanıtıyorum. Hem şehir hayatı yaşayabilirsiniz burada, hem köy hayatı yaşayabilirsiniz. Alarm sistemleri hazır, zaten paylaşmıştım. Aynı zamanda doğalgaz, elektrik ve su bağlı. Bu arada bunu da belirtmek istiyorum. Şöyle yavaş yavaş gelirken, tabii bir çelik kapımız var evin girişinde. Yavaş yavaş gelelim. Alarm sistemimiz şu anda hala aktif olarak çalışmakta. Şifreli alarm sistemimiz var bu evimizde. Ve portmantomuz gerçekten pırıl pırıl, ayakkabılarını koyabileceğiniz bir portmantomuz burada bu şekilde satılıktır. Gördüğünüz gibi evin giriş kısmındayız. Böyle evimizin alt katındayız. Giriş kısmı bu şekilde. Salon, mutfak ve lavabodan, tuvaletten oluşan ve balkondan oluşan bir alt katımız var. Bu arada onu göstermek istiyorum. Öncelikle sevgili izleyicilerimiz, salon kısmımıza geçelim. Burası aynı zamanda benim mahallem. Kendi mahallem değil, benim evimde tam karşıda. Bana komşu olabilecek birisini de buraya vereceğiz Allah'ın izniyle inşallah. Odamız, salonumuz bu şekilde. Oldukça büyük bir salonumuz var. Salonumuzdan kendi bahçemize açılan camlarımız var, iki adet. Yüksekte bir yerdeyiz rakım olarak. Evin üst kısmındayız. Bahçemize ait olan iki tane camımız var bu şekilde. Duvarları fark ediyor musunuz bilmiyorum ama pırıl pırıl bu şekilde satılık. Hiçbir tane boya badana yapmaya bile gerek yok. Lambaları da hali hazırda, şu anda da takılmış vaziyette. Devam edelim. Büyük bir salonumuz var. Buraya televizyon ünitesini koyabilirsiniz ya da oturma grubunuzu koyabilirsiniz. Bu tarafa da koyabilirsiniz. Salon çünkü çok büyük. Bahçeye çıkış yapmadan önce salonumuzda mutfağa açılan bir kapımız var bu şekilde. Oldukça şık. Yan tarafı ahşapla kapatmışlar. Kapımız da bu şekilde. Salondan mutfağa geçiyoruz. Mutfağımızın iki kapısı var. Biri hol tarafından, biri de salon tarafından. Mutfağımız çok şık ve çok büyük bir mutfağımız var. Hanımlarımızın zamanı geçirdiği en önemli yerlerden bir tanesi mutfaktır. Sağ taraftan da mutfağımızın zaten yine kendi bahçemizi görüyorsunuz. Etrafta yine iki katlı müstakil villalar var. Onu da göstermek istedim. Evet, hali hazırda Ariston marka bunlar fırınımız, davlumbazımız, aygazımız, doğal gazımız bağlı. Siz sadece tapuyu aldıktan sonra açtırıp kullanabilirsiniz. Dolaplar gerçekten hiç kullanılmamış gibi hali hazırda. Göstereyim.
Her şey birinci sınıf bu evde. Taşlar çok zevkli bir şekilde döşenmiş. Bu pencereden de yine bahçemizin arka tarafını görüyorsunuz. Onu belirtmek istiyorum. Yine lavabomuz, çeşmemiz tam köşede. Çok güzel, çok zevkli bir mutfak burası. Burası da buzdolabı yeriniz bu arada, halihazırda. Şöyle göstermek istiyorum. Mutfak çok büyük. Böyle de ayrıca kiler vaziyetini görebilecek şekilde mutfak dolaplarınızın yeri var. Kiler olarak kullandıklarını düşünüyorum daha önce. Çok sevgili komşularımız vardı bu evde. Onu da belirtmek istiyorum. Aynı zamanda camekanlar bölümünde de rustiklerimiz hala takılmış vaziyette. Bizler bu şekilde sizlere satışa sunacağız. Çok büyük bir mutfaktayız, alt kattayız. Salonla mutfak karşılıklı ve kapıları da iki girişi var bu arada. Evet, bu mutfakta zevkle yaşayabilirsiniz. Şöyle gösterdim. Her şey peçeteli, her şey düşünülmüş. Bütün dolaplar şu anda sanki hiç kullanılmamış gibi tertemiz. Onu da belirtmek istiyorum. Yavaş yavaş ilerleyelim. Çünkü mutfağımızla şöyle özel camla yapılmış çok şık bir kapımız var. Bu kapıdan hemen yan tarafında göstermek istiyorum sizlere. Şöyle bir tane peçeteli hazır klozetimiz var. Yine böyle bir dolabımız var. Burası misafirler için kullanabilecekleri bir küçük bir lavabomuz ve tuvaletimiz mevcut. Bunu da belirtmek istiyorum. Yavaş yavaş devam edelim. Şöyle gösterelim. Gerçekten çok zevkli bir evdeyiz. Merdivenlerimiz de mermer. Yavaş yavaş üst kata doğru çıkışımızı yapalım. Her yer boyalı badanalı, oldukça düzgün. Onu da belirtmek istiyorum. Evet, üst kata çıkarken burada bir tane cam yeri bırakılmış. Hava alması ve güneş alması açısından onu da belirteyim. Bu arada sevgili izleyicilerimiz, 3 katta 3 tane odamız var. Her birini sizlerle paylaşacağım. Tavanlar çok yüksek. Onu belirteyim. İkinci katımızda da hemen başta baş kısımda bir banyomuz var. Bunu göstermek istiyorum sizlere. Yine kapısı bu şekilde düşünülmüş. Karşımızda çok şık bir banyo dolabı, büyük bir lavabomuz var. Yine aynası, havlu peni, ışıkları, her şey sıfır ayarında. Siz sadece eşyalarınızı alıp buraya taşınabilirsiniz. Burada da ayrıca havlular için ya da deterjanlar için ayrı bir dolap düşünülmüş. Yine klozetimiz var. Böyle köşede güzel bir duş akabinimiz var. Taşlar zevkle döşenmiş. Güzel bir banyomuz var üst katta da. Evet, yavaş yavaş devam edelim. Hemen karşıya geçiyoruz. Burasını dileyen çocuk odası yapabilir. Dileyen misafirler için dinlenme yeri yapabilir. Bu şekilde satılacaktır. Şöyle göstermek istiyorum. Etraftaki komşularınızın bahçelerine bakabilirsiniz. Burada yaklaşık 330 metrekare arsa içerisinde herkesin iki katlı villası var. Her biri özenli. Komşuları çok iyidir. Çünkü ben de burada yaşıyorum bu arada. Onu belirtmek istiyorum. Bu dolaplar da bu şekilde satılıktır. Özellikle şöyle gösterelim. Buraya böyle bir tane hem lamba hem de havalandırma düşünmüşler. Bu da var bu arada. Onu da belirtmek istiyorum. Bu odamızdan sevgili izleyicilerimiz böyle bir sizler. Ben perdeyi açayım. İster perde isterseniz yazı yapabilirsiniz. Arka taraftayız. Evimizin arka tarafında. Komşularımızı gösterelim. Burası yazlık bölgelerindeki gibi çok keyifli bir yer. Gönen'in giriş kısmında, Gönen Bandırma Yolu giriş kısmında çok büyük bir kapatılmış balkonumuz var. Burada keyifli vakit geçirebilirsiniz. Onu da belirteyim bu arada. Evet, yavaş yavaş devam edelim. Bu odamızı dediğim gibi misafir odası, çocuk odası tercih edebilirsiniz. Onu da belirtelim bu arada. Evet, kapıları üst kattaki odamızı sizlere tanıttıktan sonra böyle yavaş yavaş devam edelim. Hemen zaten banyomuzu göstermiştim burada. Böyle çok şık düşünülmüş, özel kitaplarınızı koyabileceğiniz, biblolarınızı koyabileceğiniz bir dolap. Komple bu eve ait bu arada. Böyle çekmeceleri var.
Çok şık, mobilya renkleri de çok güzel. Hemen şöyle bir odaya giriş yapalım. Burası, sevgili izleyicilerimiz, 3 oda var bu arada 3 katta. Yani bir yuva isteyeceğim. Parkeleri yeni, yine sokağa, ana caddeye bakan kısım. Burası yatak odası. Yatak odamız kare büyüklüğünde. Buraya bütün yatak odası takımları çok rahat sığdırabilirsiniz. Boyası, balonası da pırıl pırıl zaten görüyorsunuz. Yavaş yavaş devam edelim. Ebeveyn banyomuz var yatak odamızda çünkü. Yine havlu pilimiz var. Böyle yavaş yavaş gösterelim iç kısmını. Havalandırmamız var burada, onu belirteyim. Bir de şu şekilde bir duşakabinimiz yapılmış. Gösterelim duşakabinimizle. Yine şampuan koyma yerleri, duşakabinimiz, klozetimiz, her şeyimiz pırıl pırıl. Dediğim gibi tertemiz bir şekilde, bu şekilde sizlere gelecektir. Evet, yatak odamızdan çıkış yaptık. Hemen ardında üst katta bir odamız daha var çünkü. Burayı ne olarak kullanabilirsiniz? Yine misafir odası olabilir, oturma odası olabilir, yatak odası olabilir. Çünkü burayı televizyon takmışlar daha önce herhalde gördüğüm kadarıyla. Buraya tek kişi bir yatakla misafir için kullanabilirsiniz. Çünkü burada böyle hali hazırda pırıl pırıl gerçekten çok özenleri kurulmuş bir gardırobumuz var. Bu da içinde de mevcutta. Aynı zamanda bu odadan çıktığımız zaman çok geniş bir balkonumuz var. Buraya oturma grubunuzu koyabilirsiniz. Salıncak yine ekstradan koyabilirsiniz. Her yere hakim. Bütün pencereler zaten çift cam görünüyor. Jacuzzi'nin içerisinde çok keyifli bir yerdeyiz. Bunları indirip kaldırıp kullanabilirsiniz güneşe karşı. Daha önce burada anladığım kadarıyla hem spor salonu tarzı kullanmışlar hem de çamaşır da serebilirsiniz. Artık sizin tercihinize kalmış. Şöyle bir manzarayı gösterelim mi? Karşıda yurt binası, üniversite gözüküyor. Biz tam yüksek tepedeyiz ve etrafta hep iki katlı evlerimiz var bu arada. Evet, benim evim de zaten hemen karşıda gözüküyor. Şu sarı binada benim evim. Benimle komşu olacaksınız bu evi alan kişi. Onu da belirtmek istiyorum. Mis gibi doğası var. Evet, sevgili izleyicilerimiz, çok güzel bir evimizin tanıttığı sizlere devam ediyoruz. Ve sevgili izleyicilerimiz, alt katın salonunda aynı zamanda bahçeye açılan çok keyifli, her tarafı camekanla yapılmış böyle bir balkonumuz var. Onu da göstermek istiyorum sizlere. Evet, balkonumuz bu şekilde yapılmış. Burada her yer sürgülü cam. Zaten görüyorsunuz. Bir yandan bahçeyi görüyorsunuz. Kendi güzel bahçenizi, güllerin ekilmiş bahçeyi görüyorsunuz. Bu taraftan da yine hem bahçeye hakimsiniz hem de yan komşuyla görüşebilirsiniz. Zaten çok hayvansever bir ailemiz var. Yaşıyordu burada daha önce. Kediler, köpekler için yerlerimiz hazır. Özellikle balkonumuzda sizlerle paylaşmak istedim. Evet sevgili izleyicilerimiz, Gönen'de Aqua bölgesindeyiz. Rakımı birazcık yüksek ve sadece iki katlı villalardan oluşan bir bölgedeyiz. Sizler elimden geldiğince tanıtımımızı yaptık. Özellikle sıfır ayarında bir ev olsun. Ben hemen gelip taşınayım. Hem köyde yaşam hem şehirde yaşam ikisi bir arada benim için olsun diyorsanız burası tam size göre bir yer. Evet, hem de bana komşu olacaksınız aynı zamanda. Karşı komşunuzum ben. Çok zevkli bir mahalledir, onu söyleyeyim. Komşularımızın her biri birbirinden iyidir, yardımseverdir. Güzel komşunun olan havasıyla, doğasıyla hem de köy hayatını aratmayan bir evimizi tanıttım sizlere. Alana, satana şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Fiyatımızı açıklama kısmında ben sizlerle paylaşıyorum her zaman olduğu gibi. Kanalıma abone olmayı, bizleri takip etmeyi lütfen unutmayınız. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.